Şöyle hani Türk halkının bir şeyi var ya, bir şey söylüyorsun, bir şey oluyor. Sağına, soluna, önüne, arkasına var. Allah Allah diye gidip sonra hay Allah diye bir geri dönme. İşte mesela bunu Ergenekon diyorum. Başa bir şey geliyor. Ya Ergenekon gerçekti kardeşim. Askeri kumpas yapıldı. Ya kardeşim öyle değil. Yani eleştirirken de bir ölçü yok. Evet. Severken de bir ölçü yok. Ölçü. Bütün her şeyde bir tepkisel, duygusal bir tepki şeyi var. Yani bu da aslında dindar mütedeyyin kesimin bu dönemde ortaya çıkan bir sorun. Bu Yani. ama psikanalizin konusu. Yani ben bu bizim millet niye bu kadar aşırı duygusal refleksler veriyor? Bu beni aşar yani Aşmaz ben. hocam sizi. Şimdi ama yani böyle bir ironi çıktı hocam ortaya. Yani İslamcı siyasal bir iktidar döneminde Atatürk'e Tabii. olan ilgi, alaka, merak katsayısı ikiye katlandı. Ve o Bu yani seneki bizim Bağdat Caddesi her görüntülerini şeyle bir birlikte hatırlar yani mısınız? Tabii Böyle zaten bir etkinlik gördünüz mü siz şimdi yıllardır? burada Bütün tam lafı Boğaz'daki o soruyor. şey de Evet. gösteri de öyle Ya yani. öyle. Cumhurbaşkanı riyaset etti. Şimdi tam da burada Ama burada bu öz eleştiriyi yapacak olan siyasetin ve iktidarın başındaki insan demeli ki ben bu Atatürk'e olan bu hayranlığın gözle görülür şekilde katsayısının artmasının esbabı, mucibesi acaba ne ola ki? ama onlar De. artık, onlar da Gazi diyorlar ve orada bir problem kalmadı zaten. Evet. Yeni bir Atatürk var orada Evet. tarafta da. Şimdi tam da burada bir izleyicimiz Coşkun Kasımoğlu diyor ki hocaya sorar mısınız Türkiye'de muhafazakarlık nereye gidiyor? Eyvah. Eyvah. Çok şey bir soru. Cevabı çok uzun. Türkiye'de Cevaplamak istemiyor. muhafazakarlık, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. O ortalama Anadolu coğrafyasındaki dindarlık anlamındaki muhafazakarlık baki. Onlarda bir sıkıntı olmaz. Ama Türkiye'de siyasallaşmış, politize olmuş, şehirli, az çok iktidarın kenarında, köşesinde, çeperinde zihnen, fikren ya da fiilen yer alan muhafazakarlık kendini bitirmeye doğru gidiyor hocam. Siyasal iktidar bittiği gün bu muhafazakarlık da bitecek ve bir daha Türkiye'de epey bir süre muhafazakarlığın ismi hayırla, hayırhah şekilde yad edilen bir kavram olarak geçmeyecek. Bir dönem adeta böyle yasaklı, ne bileyim, lanetli gibi bir Evet. algıya konu olacak. Bunun da sebebi şu içinden geçtiğimiz süreçteki ağır haksızlık, hukuksuzluk ve çivisi çıkmış uygulamalarla yönetildiğimiz bu dönemin yarattığı yıkım duygusunun faturası muhafazakarlığın üstüne toplumsal, sosyolojik olarak kalacak. Peki buradan bir Enkaz öz onun eleştiri üstüne niye düşecek. çıkamadı? Yani buradan şimdi 20 yıllık Öz iktidar eleştiri o döneminde kadar zor bir şey ki Türkiye'de. ama Kimse bir kere hiçbir yerde öz çıkabilirdi. eleştiri çıkmıyor. Yani ben mesela şunu umut ediyordum. Şöyle bir umudum vardı. Artık yok da. Şöyle diyordum. Yani hiçbir şey olmasa bile bu dönemde dindar, muhafazakar kesim bir kendi içinde bir yüzleşme, bir öz eleştiri yapacak ve bu da çok sağlıklı bir yere oturacak diyordum. Yani bunun çıkmaması bende hayal kırıklığı oluşturdu. İşte küçük partiler çıktı. Siz belki beni tasvip etmeyeceksiniz ama ben onların yapısal bir, bak derinden yapısal bir muhafazakarlık eleştirisiyiz ya. Berbat ettik biz bu süreci. Beceremedik. Bir tövbe ve inabe hali değil üstadım. O partiyi kuran şahsiyetlerin ve yakın çevresinin Tayyip Bey'le Erdoğan'la olan anlaşmazlıklarının böyle biraz şeyiyle, ne bileyim, tepkiselliğiyle bak gör ben senden bağımsız olarak da var olacağım. Kendimi de ispatlayacağım çıkışlar hocam bunlar. Onlar derin yapısal eleştirilerle vücut bulmadı. Onun için de taban bulmadılar. Dediler ki ya sizin hasınız ağa babanız orada dururken sizinle ne işim var? Ve şöyle okudu millet. Orada bir çatışmanız olmasaydı o bünyeden kopmayacaktınız. Dolayısıyla orayı şey olarak görmediler. Bu yeni oluşan particikler var ya. Ya biz bu işi berbat ettik, yanlış yaptık. Öz eleştirisiyle gelip
başka yerde parti kurduklarına inandıramadılar kimseyi. Ben de o kanaatte değilim. Bana da sahici gelmedi. Yani sen 18 sene, 17 sene o yapının içerisindesin. Çıt çıt çıkmamış. Sonra bir şey olmuş, ayrılmışsın. Ben muhafazakarlığın öz eleştirisini yapan kesimlerin bizim gibi 3-5'ten başka bir şey olmadığını, dolayısıyla ben muhafazakarlık denen zihniyetin kumaşından az çok bir elbise çıkar diye ümit ediyordum. Silek bezi çıkmayacağını anladım. Aynı noktadayız. Anladın mı? Yani bu kitlesel olarak bu kadar oportunist, bu kadar bak fırsatçı, bu kadar pragmatist, bu kadar gayri ahlaki, oraya buraya evrilebilen bir kitle olduğunu bu yaşanınca anlaşılıyormuş. Bu silek bezi olmaz buradan. Yani bu silgi bezi. Buradan elbise umut çıkmaz. Umut var, bir şey söyleyebilir mi? Ben değilim. Hayır, şöyle ben, umut var. Bu benim öz eleştirim hocam. Benim bünyem bu aslında. Çıktığım bünye, içinden çıktığım bünye. Bu hayal kırıklığı, yani bu eşinin insana ihanet etmesi duygusu gibi bir duygu bende bu. Ben elimi ovuşturmuyorum bunu söylerken. Oh oldu ya, ne güzel de oldu. Foyaları dışa çıktı değil ya. Biz bunların içinde bir şeylerin hayalini kurarak, ümidini kurarak geldik ama bu kumaştan elbise çıkmıyormuş Mersem Üstadım. Benim düşüncem bu. Evet. İnşallah ben yanılırım. Şöyle sanki. Tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Sol yani kavramı, sağ kavramını biliyorsunuz. Bir yığın hepsinin de şeyi var. Eleştirilebilir yanı var ama sağ kötü bir şey üstadım. Bu kadar söyleyeceğim.